ve check edilmiş aşıların herkes tarafından kullanılması, vurulması gerektiği konusunda gerekli açıklamalar yapılmıştır. Böyle bir ortamda milyonlarca doktorun, sağlık konusunda uzmanın hemfikir olduğu, hatta hükümet politikalarını bu konuda yönlendirdiği bir ortamda ben doğrusu bu aşı karşıtı kampanyayı, elbette herkesin demokratik tepkisini gösterme hakkı olabilir ama katıldığımı söyleyemem, doğru bulduğumu söyleyemem. Acaba bu aşıya katılanlar, bu protestoya katılanlar acaba kendileri hiç mi aşı olmamışlar? Yoksa vurulanlar dahil de bir kitle mi ortaya çıkmış? O konuda da bir bilgimiz yok. Çünkü miting meydanına gidenler testten geçmiş değiller. Onun için onların içinde de muhtemelen vurulanlar olabilir. Doğrusu aklıma hep şey geliyor. İslam'da bir icma diye bir şey vardır, delil vardır. Yani bir şeyin dini olup olmadığına neyle karar vereceksiniz? Kutsal kitaba bakarsınız, peygamberin hadislerine bakarsınız. Üçüncü büyük delil de icmadır. İcma dediğiniz şey aynı dönemde yaşamış din bilginlerinin bir konuda ittifakı demektir. Tabii bu mitingde bazı isimler ön plana çıkıyordu. O isimlerde dini kuralları da referans alan isimler olduğu için söylüyorum. Aynı dönemdeki din bilginleri bir konuda ittifak ettiği zaman o din adına bir kural haline geliyorsa, dünyadaki sağlık konusundaki uzmanların, doktorların, bu konudaki akademisyenlerin ittifak halinde aşağı yukarı icma oluşturacak derecede fikir birliğine vardıkları bir konuda aykırı bir baş çekmek sağlık kurallarına uygun değildir diye bakarım. Yani sağlıkla ilgili alınması gereken tedbirleri alan tüm dünyanın bakış açısına karşı bu çıkışın teknik doğruluğunun olmadığını düşünürüm. Peki Sayın Bakan, yani şunu da sormak lazım değil mi bu bugünlerde? Yani diyelim ki açılışlarda ya da devlet törenlerinde devlet geleneğine çok uymayan bir siyasetin hızla dini ritüellerle yoğrulma telaşı var. Yani kimse ben sizin görüşlerinizi biliyorum ama şunu merak ediyorum. Yani neden bugün var olan devlet geleneklerine, teamüllere, var olan her şeye aykırı olarak belki de sıkışmışlıktan, belki de çaresizlikten bir siyasi iktidar her şeye niye bu kadar dini motifler vermeye çalışıyor? Yani dini neden bu kadar devlet ve yaşamın içine, ki bunu söyledi Ali Erbaş, her şeyde olmalı deyip çıkıp attı işin içinden. Niye böyle bir telaş var? Bu Türkiye'nin artık yani idari rejiminin değişmeye başladığını mı bize gösteriyor? Yoksa bir iktidarın yolun sonuna gelme telaşıyla mı sarıldığı bir detay ya da ayrıntı? Önce bunun ne anlama geldiğini çözümlemek lazım. Ben insanlık tarihine bakıyorum. İnsanlık tarihi boyunca toplumların kutsal saydığı değerler uğruna ortaya çıkan zulümler ve katliamlar başka hiçbir kavramdan dolayı çıkmamıştır. Özellikle din konusu da böyle bir şeydir. Da dinlerin işte yazılı tarihin başladığı dönemden bugüne kadar serüvenini incelediğimiz zaman gördüğümüz tablo budur. Her dönemde din adına yapılan korkunç katliamlar, korkunç zulümler, işte Avrupa'da bile biliyorsunuz Orta Çağ'da Engizisyon mahkemeleri vardı. Din savaşlarında insanlar mağdur olmuşlardır. Bunun ötesinde aynı şeyi İslam tarihi açısından da söyleyebilirsiniz. Din adına köleci toplum meşrulaştırılmıştır. Tarihin geçmişinde bunlar var. Günümüzde de toplumun değer verdiği kavramlar var.
geçmişte olduğu gibi. Geçmişte nasıl toplumun değer verdiği kavramlar uğruna dökülen kanlar, katliamlar ve zulümler ayyuka çıkmışsa, bugün de aynı şekilde dünyanın dört bir tarafında bakıyorsunuz, din adına korkunç vahşetler var. İşte İslam bizim savunduğumuz İslam'dır diye IŞİD çıktı ortaya. En vahşi katliamları yaptı. Kadınları köle pazarlarında sattı. Bunun ötesinde çocuk sivil demedi. Yüz binlerce insanın katliamından sorumlu bir örgüt haline geldi. Temel referansı da İslam diniydi. Şimdi Afganistan'da Taliban'la bağlantılı olarak da biliyorsunuz. Her gün bir şey görüyoruz, bir manzara seyrediyoruz. Kırbaçlanan kadınlar, patlayan bombalar vesaire. Şimdi dolayısıyla buradan şunu söylemek istiyorum. Din istismarcılar için iyi bir sığınaktır. Ne zaman zorda kalsalar veya ne zaman nüfuz elde etmeye kalksalar, ne zaman karakterlerindeki ve zihinlerindeki şeytanlıkları topluma kabul ettirmek isteseler, hemen toplumun değer verdiği din duygularını istismar etmeye, ona sığınmaya, o dini ritüellerle, o dini kavramlarla kendi yanlışlarını topluma empoze etmeye, benimsetmeye çalışıyorlar. Bu gerçekten korkunç bir tablo. Şimdi iktidara bakıyorum. Yani hangi İslami değere uyuyor yaptığı işler? Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzlukları, hatta kıyaslanmayacak kadar, geçmiş dönemlerle kıyaslanmayacak kadar büyük yolsuzluklar, soygunlar, vurgunlar bu iktidar döneminde yapılıyor. Zulüm ve yetim hakkı yemek Kur'an'a göre en büyük suçtur. Hatta Kur'an'da cehenneme gideceği kesin olan zümre yetim hakkı yiyenlerdir. Çok net bir ayet var. Yani namaz kılmayan cehenneme gider, oruç tutmayan cehenneme gider diye bir ayet yok da. Ama yetim hakkı yiyenlerin cehennemlik olduğu kesindir. Zulüm de böyle bir şeydir. Temel İslami açıdan en büyük günahtır. Hatta günah-ı kebair diye sıralanan günahlar vardır. Sıraladığınız zaman başa zulüm yazılır. Ya bu memlekette adalet mi var? Yok. Adaletsizliğin olduğu, zulmün olduğu, yolsuzlukların ayyuka çıktığı bir iktidar saltanatı kurmuşlar. Bu saltanatı lüksle, israfla, şatafatla devam ettiriyorlar. Yoksulun, dar gelirlinin günlük ihtiyacı olan gıdayı bile satın alabilecek parası olmayan insanların finanse ettiği bütçeyi kendi keyifleri için çarçur ediyorlar, kullanıyorlar. Sonra arkasından toplumun genelinde bir temel inanç biçimi olarak var olan kutsal din duygularını göstermek suretiyle şu anda kaybettikleri oyları toplamaya çalışıyorlar. Bu hem dine ihanettir, hem ülkeye ihanettir, hem de size oy verip iktidara taşıyan halkın size teslim ettiği emanete ihanettir. Onun için kimse yanlışlarını, günahlarını, günah-ı kebairlerini dini kavramlarla, dini görüntülerle telafi edemez, buna da başvurmasınlar. Yani halk arasında bir söz vardır ya, adam olsunlar diye. Yani onu söyleyeceğim. Memleketi iyi idare edin ya. Adil olun. Haksızlık yapmayın. Gelir dağılımı bozulmuş. Hele şu son 3-4 yıl içinde korkunç bir gelir dağılımında bozukluk var. Yoksul daha yoksul oluyor, zengin daha zengin oluyor. Parası olanlar, zenginler servetlerine yeni servetler ilave ediyorlar. Düşük gelir grupları
aldıkları parayla eski alışverişi yapamıyorlar. Fileler dolmuyor, pazar çantaları dolmuyor. Eskiden ödedikleri paranın iki katını veriyorlar. Bunları düzeltin. Elektrik zamları, doğalgaz zamları, gıda maddelerindeki fiyat artışları, bunun sonu ne olacak? Bunun sonu iktidarın gidişini gösterir. Çünkü ülkeyi yönetemeyen, yönetemediği için de vatandaşın tepkisini çeken ve